Değerli basın mensupları, Komünikat Adamsal Kalkınma Kooperatifi hakkında yerel basında, ulusal basında, yazınsal ve görsel olarak aslı astarı olmayan, gerçek dışı haberler yapılmış. Bu haberlerin doğru olmadığını kooperatif ortaklarına ve Komünikat'taki insanlara bildirmek açısından böyle bir basın bildirisi ihtiyacı duyduk. Kooperatifimizin hakkında yapılan spekülasyonların doğru olmadığını evraklar üzerinde söylemekte hiçbir sıkıntımız yok. Kumyaka satılıyor başlığıyla çıkan haberler, Kumyaka köy meydanı satılıyor hakkındaki çıkan haberler. Tabii ki artık köy yok, mahalle neredeyse hep köy olgusunu işlemişler, mahalle olduğunu herkes unutmuş. Neticede Kumyaka'nın hiçbir yeri satılmıyor. Kumyaka'nın meydanı da satılmıyor. Kumyaka'nın hiçbir parçası da satılmıyor. Evet, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yapmış olduğumuz projeden ötürü ödeyemediği, ödemede tıkandığı bir borcu mevcuttur. Bu borcundan miktarı banka, ismi vermiyorum, bankaya 1 milyon TL borcu var. Totalde kooperatifin borcunun miktarı 1 milyon 200 bin lira civarında borcu vardır. Denildiği gibi 3 milyon lira, 2,5 milyon lira, 5 milyon lira bu rakamlar yalan ve yanlıştır. Doğru rakam 1 milyon 200 bin lira civarında rakamdır. Şu anda ödemede sıkışan kooperatifin ödemesi gereken rakam 300 bin TL'dir. 300 bin TL rakamı elde ettiğinde kooperatif yapılandırma işi devam etmektedir. Taksitlendirme devam etmektedir. Ve bu arada geçen yıl yapılan genel kurulda bu sıkışıklığı hissettiğimiz için genel kurula dedik ki kooperatifimizin borcu mevcuttur. Kaynakları kalmamıştır. Sadece gayrimenkul vardır. Bu borçtan kurtulmak için kooperatifte ait olan bir gayrimenkulden ya da bir iki gayrimenkulden feragat edip bu borcun bir şekilde kapatılıp büyümemesini sağlamak adına genel kuruldan yetki istedik. Genel kurul da bu yetkiyi verdi ve 2018 yılında alınmış olan bu yetki neticesinde herhangi bir yer satışı yapamadık. Çünkü Türkiye'deki mali kriz, ortalıktaki mali kriz, emlak piyasasının durması, emlak piyasasının hareketliliğini kaybetmesi ve emlağa karşı bir talep olmayışından ötürü satış gerçekleştirilemedi. Çünkü satış yetkisi alınan gayrimenkullerin fiyatlarını genel kurul belirlemiştir. Bir alt sınır belirlemiştir. Alt sınır belirlenen alt sınırın altında bir gayrimenkul satmak da mümkün değildir. Üstünde satma imkanı mevcuttur. Ancak altında bir rakam satmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu geçen 1,5 sene içerisinde herhangi bir gayrimenkul satışı gerçekleştirilemediği için şu anda tıkanmış pozisyondayız. Tıkanmış pozisyondayız ama haberlerde çıkan yazısal, sözlü basında çıkan haberlerdeki gibi Kumyaka'nın hiçbir yerine şu anda haciz uygulanmamıştır. Hiçbir yeriyle ilgili bir satış kararı alınmamıştır. Bu haberlerin hepsi yalan ve asparagastır. Şu anda bankayla ilgili yapılandırma görüşmelerimiz devam etmektedir. Herhangi bir satış, banka tarafından herhangi bir satışın yapılması söz konusu değildir. Bununla ilgili kooperatifler bu meselelerini genel kurullarda konuşur, genel kurullarda tartışır ve genel kurullarda kararlarını alır. Ve dolayısıyla biz de bunu genel kurullarda yaptık. Ama bu asparagus haberlerin doğru olmadığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapma gereğini duyduk. Çok iyi niyetle bu toplantının yapılması gereğini duyduk ve toplantı günü bugün bu toplantıyı yapmak istedik ama ne yazık ki toplantının sonuçlanmasını başaramadık. Bazı o muhalif grupların doğru haber yapmayan kişilerin yapmış olduğu saldırılar neticesinde bilgilendirme istememeleri herhalde sanırım bilgilendirmek istemiyorlar. Kendi düşündüklerini kendileri söylüyorlar. Kendilerine çok da söyledik. Biz bilgilendirmemizi yapalım. Bu bilgilendirme sizi tatmin etmiyorsa devletin bütün adli makamları oradadır. Gidersiniz şikayetinizi yaparsınız.
gerekli incelemeler yapılır. Varsa bir yanlış bir hata, biz bunu çekmeye kesinlikle hiç imtina etmeyiz. Varsa bir yanlış, yanlış da bizimse eğer, biz bunun cezasını da çekeriz. Ancak hiçbir şekilde hiçbir yanlışın içerisinde olmadığımızda toplantı esnasında ifade ettim. Mudanya Savcılığına yapılan şikayet dilekçesinde Mudanya Savcılığı, Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya İlçe Tarım, Mudanya Vergi Dairesi, Mudanya Jandarma Karakol Komutanlığı, Mudanya Milli Emlak, Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Organize Şube Müdürlüğü, Bursa Yeşil Vergi Dairesi ve Bursa Tarım İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bütün araştırmalar neticesinde hiçbir sonuca rastlanmamıştır. Dolayısıyla Mudanya Savcılığı bu şikayetlerdeki yapılan araştırmalar neticesinde tatmin olmamış, Tarım Bakanlığı'ndan iki tane kontrolör istemiş. İki kontrolörün de yapmış olduğu araştırma ve incelemeler neticesinde raporlarını yazmışlar. Publika Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin maddi anlamda hiçbir olumsuzluğuna rastlamadıklarıyla ilgili raporlarını sunmuşlar. Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı da almış olduğu bütün bu bilgi, belge ve raporlar neticesinde 24 sayfalık bir takipsizlik kararı yazmış ve şikayetçi kişilere tebliğ etmiş. Şikayetçi kişiler bundan da tatmin olmamışlar, tutmuşlar, itiraz etmişler. İtiraz edilen takipsizlik kararı Bursa mahkemelerine gitmiş. Bursa mahkemeleri de Mudanya Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu takipsizlik kararını doğru bulmuş, yerinde bulmuş. Bir daha itirazı kabil olmamak kaydıyla şikayetçi kişilerin itirazını reddetmiş, yollamış. Dolayısıyla 8 ay süreyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Su Ürünleri Kooperatifi ve KUMYAKA o zaman tüzel kişiliği yapılan tüm incelemelerden temiz çıkmıştır. O zamandan bu zamana da kooperatifte herhangi bir alışveriş olmamıştır, satış olmamıştır. Kooperatifin şu anda bu kişilerin yapmış oldukları basındaki bildirilerde KUMYAKA'ya ait 41 parsel var. 40 parsel var. Bunların hepsi yalandır. Tapu kayıtlarında KUMYAKA'ya ait biz 2009 yılında teslim aldığımızda 24 parsel, yani 24 adet tapusu mevcuttu. Bu 24 adet tapudan 5 adedi KUMYAKA köy tüzel kişiliği tarafından devlet ihale kanununa göre satışları yapılmış, köy bütçesinde irade edilmiş ve kaymakamlık tarafından satış onaylanmış ve bunlar da incelenmiş, araştırılmış. Bunlarla da ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Kooperatife aktarılan diğer 24 parselden eksi 7 parseli çıktığımızda 17 parsel şu anda KUMYAKA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin gayrimenkulü mevcuttur. Ve bu gayrimenkullerin değerleri de çok çok iyi değerlidir. En azından bu güraiş değerler piyasa, emlak piyasası hareketli olmuş olsa takriben 25-30 milyon lira civarında bir gayrimenkule sahip olan bir kooperatifin 1 milyon lira borcu olması çok da önemli değildir. Tabii ki borç olmasaydı, tabii ki projeyi bitirebilseydik, tabii ki toplantıyı bitirmeye çalışırken neden bu kooperatif bu sıkışıklık duruma geldiğini de anlatacaktık. Ama maalesef bunun anlatılmasını istemeyen, ortalığı karıştırmak isteyen bazı insanlar tabii ki orada birileri hitap edecekti. Mahallemizde bir zamanlar ilçe başkanı olan, aynı zamanda da belediye başkan adayı olan Murat Ünal tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde engellenmiş bir proje var ve proje ötürü de kaybedilen bir hibe, tamamlanamayan bir proje. Tabii ki sonra biz projeyi tamamladık ama neyi kaybettik? Hibeyi kaybettik. Şu anda proje tamamlanmış vaziyette, ruhsatları almış durumda, bir tek yapı kullanım izni kalmıştır. Yapı kullanım izni alınmıştır. İşletme ruhsatları şu anda imzaya hazırdır. Herhangi problem yoktur. Bina kooperatif gayrimenkulüdür. Ruhsatları alınmıştır. Elektriği dibine gelmiştir. Suyu dibine gelmiştir. Ruhsatları ile ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. KUMYAKA halkını bilgilendirme açısından böyle bir basın bildirisine ihtiyaç duyduk. Kavgamız yok, üstümüz yok, kimseyi germeye de niyetimiz yok. Keşke böyle olmasaydı ama ne yapalım, şeriatı kestik, parmak acımaz diyelim.
zaten gerekli yerlere gerekli şikayetler yapılmış. Biz de gerekli şikayetlerin neticesinde gerekli ifadeleri verir. İşimize bakarız. Yolumuza devam ederiz. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim.